Ege Üniversitesi öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tiresüt Sempozyumu katılımcılardan büyük ilgi gördü. Düzenleme Kurulu Başkanı Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Harun Uysal'ın açılış konuşmasıyla başlayan süt ve ürünleri teknolojilerinde inovasyon konulu sempozyuma çok sayıda akademisyen, sektör temsilcileri ve üretici birlikleri katıldı. Açılışta konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürü Ahmet Güldal, sloganlarının Türkiye'nin süt başkenti İzmir olduğunu belirterek desteklerinin hız kesmeden süreceğini söyledi. İzmir için sütün önemini de sıklıkla dile getiriyoruz. Hatta sloganımız Türkiye'nin süt başkenti İzmir olarak hep anons ediyoruz. Dolayısıyla bunun rakamsal verileri de elimizde var. Belki biraz sonra arkadaşlarımız kısmen paylaşacaklar ama bazı rakamları yine söylemekte büyük fayda var. Yani Türkiye'nin 2014 yılında 780 milyon ton süt üretimi gerçekleşmiştir. Profesör Doktor Harun Uysal, inovasyonun Tire bölgesi için çok önemli olduğunu, bu yüzden sempozyumda inovasyon konusunun ağırlıklı olarak işlendiğini belirtti. Profesör Doktor Uysal, sempozyumun Ege Üniversitesi'nin kuruluşunun 60. yılı etkinlikleri içinde yer aldığını ifade etti. Bütün sektörü bir araya getirdik. Konumuz inovasyon. Çünkü inovasyon çok önemli. Özellikle Tire için çok önemli, küçük mendiler için çok önemli. Çünkü Tire artık süt işleme bölgesi haline geldi. Bütün küçük mendiler süt üretim merkezi ancak Tire'nin bir özelliği var. Şu anda içinde bulunduğu TOSBİ nedeniyle süt işleme bölgesi haline geldi. Artık Türkiye'deki sütün önemli bir kısmı burada işlenecek. Dolayısıyla ve burada da gümrükleme 2016 yılında başlayacağı için de buradan ihracat varsa önemli. Buradan direkt olarak gümrüklenip ihraç edilecek. O anlamda biz buna hazırlık olarak süt işletmelerini buraya çağırdık. İnovasyon konusunu işliyoruz. İçeride çok değerli konuşmacılar var. Ve onlar inovasyon anlatıyorlar. Dolayısıyla dedik ki biz gelin, dinleyin ve bu ihracat için hazırlanın. Ve işte Küçük Menderes'teki bu gelişmeye siz de ayak uydurun dedik. O anlamda bu düşünceyle 3. Tiresüt Sempozyumu'nu gerçekleştirdik. Aynı zamanda 3. Tiresüt Sempozyumu Ege Üniversitesi kuruluşunun 60. yılı etkinlikleri içerisinde. Biliyorsunuz 2015 yılını biz 60. kuruluş yıl dönümü olarak kutluyoruz ve bu etkinlikte 60. etkinlikler içerisinde yer alıyor. Bu da biz de bunu böylece Ege Üniversitesi'ne armağan etmiş de oluyoruz. Ne mutlu bize ki Ege Üniversitesi'nde çalışıyoruz ve böyle etkinlikler yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Nevzat Ertüksa, Türkiye'nin süt konusunda Avrupa markası olduğunu belirterek, sattıkları sütün miktarı yerine kalitesinin önemli olduğunu, sütün kalitesinin artmasının direkt olarak ihracata yansıyacağını söyledi. Benim daha evvel bakanlıkta da bir görevim oldu. O dönemde sütün miktarı değil, sütün kalitesi verimi çok önemli. Sütteki mikroorganizma sayısını düşürdüğümüz zaman, yani kısaca kaliteyi artırdığımız zaman daha fazla süt ürünü ihraç edeceğiz. İhracatla ilgili bir proje yürütüldü. Ben de o projede görev yapmıştım. Şu anda ülkemiz Avrupa Birliği ülkeleri birbirlerine süt ve süt mamülü satamazken Türkiye'mizden 8 firma yurt dışına ürün satabilmektedir Avrupa Birliği'ne. Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük ise bu etkinliğin Türkiye'de bu işin en iyi yapıldığı yerde olmasının anlamlı olduğunu belirterek organizasyondan umutlu olduklarını dile getirdi. Yani Türkiye'nin en iyi yapıldığı yerde olması çok anlamlı. Ben de bir üretici temsilci olarak duygu ve düşüncelerimi dile getirdim. Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimi özellikle sundum. Çok yararlı olacağını düşünüyorum. Burada artık gittikçe gelişen süt hayvancılığın geleceğini planlamak zorundayız. Çünkü üretim artıyor. Kalite sorununu çözmemiz gerekiyor. İhracat ve gıda güveninin sağlanması gerekiyor. Üretimin planlanması gerekiyor. Ve ihracatı düşünmemiz gerekiyor artık. Çünkü çok hızlı bir gelişme var. Ben çok umutluyum. Umarım iyi sonuçlar alınır. Süt teknolojisinde inovasyon ve inovasyon uygulamaları oturumlarıyla başlayan sempozyum, küreselleşme stratejileri içerisinde Türkiye süt sektörü ne yapacak konulu panelle noktalandı.